Merhaba arkadaşlarım. Bu çalışmada konumuz çağdaşlık ve dünya tarihi. Bu dersin son üniteleriyle ilgili yaklaşık 20 tane bomba soruyu seçtim. Hemen başlayalım. İlk sorumuz şu. Biz bir millet iki devletiz sözüyle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde önemli rol oynayan devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiş? Biz bir millet iki devletiz demiş. Ve Azerbaycan-Türk ilişkileri bizi kime götürüyor? Haydar. Aliyev ve değerli arkadaşlarım. Ebul Feyz Elçi Bey'den sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı oluyor Haydar Aliyev. Sonra da İlham Aliyev geliyor. 1985 yılında yeniden doğuş adı altında Türklere karşı asimile ve zorunlu göç politikası başlatan Balkan Devleti hangisidir? Asimilasyon, Zorunlu Göç, Yapan Balkan Devleti, Yıl 85, Kimdir bu? Bulgaristan, Jivkov değerli arkadaşlar. O zaman Turgut Özal iktidarda ve kapıları açıyor. Ama daha sonra da bir kısmını maalesef geri göndermek zorunda kalıyor. Böyle enteresan şeyler oluyor. 1990'da kurduğu Demokrat Hareket Partisi'nin başkanı seçilerek Bosna Hersek'in ilk devlet başkanı olan lider Bosna Hersek'in ilk devlet başkanı olan lider aşağıdakilerden hangisidir diyor. Değerli arkadaşlarım Bosna'nın ilk lideri Bilge Kral, Bilge Adam diye bilinen Aliye İzzet Begoviç. Şuradaki Enver Hoca'yı da görürseniz aklınıza Arnavutluk gelsin arkadaşlar oranın aktörlerinden biri. 17 Kasım 29 Aralık 1989'da Çekoslovakya'da meydana gelen kansız devrimin adı hangisidir? Çekoslovakya'daki kansız devrimin adı nedir değerli arkadaşlar? Kadife devrimdir. Çekoslovakya devrimi. Ekim devrimi SSCB devrimidir. Bolşevik devrimi. Tito devrimi Yugoslavya'da oldu. Turuncu devrim Ukrayna'da oldu. Yasemin devrimi de Tunus'ta Zeynel bin Ali'yi indiren devrim arkadaşlar. Şangay Beşlisi adıyla kurulan işbirliği yapılma, yapılma, yapılanmasında <laughs> aşağıdaki devletlerden hangisi yer almaz? Hocam şimdi bu kör olasıca Şangay Beşlisi Ş5'ti. Sonra Ş6 oldu. Şimdi de Ş8 oldu değerli arkadaşlar. Hangisi ilk 5'te var? Onları hatırlayalım. Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan var. Sonra Özbekler geldi 6 oldu. Hindistan ve Pakistan gelince 8 oldu. Çin, Kazak, Rus, Kırgız var ama Irak, Şanga işbirliğinde yoktur değerli arkadaşlarım. Yeni sorumuz geldi. 1995 yılında Bosna Hersek, Hırvatistan ve Yugoslavya liderlerini imzaladığı antlaşma Bosna Savaşı'nı sona erdirmiştir. Savaşı sona erdiren bu antlaşma hangisidir arkadaşlar? Bosna Savaşı'nı sona erdiren antlaşma ÖSYM'de defalarca soruldu. Dayton Antlaşması Balkanlara huzuru getiren antlaşma diye bilinir. Bu Camp arkadaşlar? Arap-İsrail barışını sağlayan Enver Sedatların falan da imzaladığı antlaşmadır değil mi? Ve 1963 yılında kurulan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin ilk başkanı kimdir hangisidir? Arkadaşlar Yugoslavya'nın ilk başkanı Federal Sosyalist Yugoslavya Cumhuriyeti ilk başkanı kimdir? Josip Tito'dur. Hatta SSCB komünizminden ayrı kendi komünizm politikasında uygulayacak. O yüzden de Doğu blokuyla problem yaşayacak ve ayrılacak. Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan'la ilgili unsurlardan biri değildir. Değildir. Hocalık katliamı 92'den sonra arkadaşlar Ermenilerin yaptığı önemli bir maalesef büyük bir katliamdır Azerbaycan tarihinde. Mehmet Emin Resulzade en önemli şair ve yazarlarından biridir. Tıpkı Vahapzade gibi. Dağlı Karabak Ermenilerin işgal ettiği Azeri, Azeri toprağıdır. Ebul Feyz Elçi Bey aynı zamanda Azerbaycan Devleti'nin başkanıydı arkadaşlar. Kurucu başkanı. Ama Manas Destanı Kırgızlara aittir değerli arkadaşlarım. Lütfen dikkat. Yeni sorumuz geldi. Rusya'nın yeniden yapı yapılandırılması amacı taşıyan glasnost ve prestroika politikasını savunan lider aşağıdakilerden hangisidir? Hocam glasnost açıklık ve şeffaflık demek prestroika ise arkadaşlar yeniden yapılanma demektir. Ama SSCB'yi kurtarmaktı. Yapan kişi de Gorbaçov'du. Ama başaramadı değerli arkadaşlar. Ve SSCB dağıldı. Amerikalılar biz kazandık açıklaması yaptılar. Semey nükleer deneme alanını kapatarak dünya tarihinde ilk defa gönüllü olarak kendi nükleer silah deposundan vazgeçen ülke hangisidir? Bakın hocam. ÖSYM formatıdır. Daha önce bu bilgiler kullanıldı. Semey nükleer santrali ve aynı zamanda gönüllü olarak bu silah ve santrallerden vazgeçen ülke kimdir? Kazakistan'dır. SSCB'den kalma silahlardan vazgeçiyor. Bu arada yüz ölçümü en geniş olan Türk Cumhuriyeti Kazakistan'dır arkadaşlar. Buna dikkat edelim tamam mı? En önemli yüz ölçüme sahip, en büyük yüz ölçüme sahip Türkiye Cumhuriyeti olarak Kazakistan ve Semey nükleer santrali. Bu arada Nur Sultan Nazarbayev uzunca süre bu ülkeyi de yönetti. 1967'de Bulgaristan'da doğan ve Cep Herkül olarak anılan bütün otoritelere göre tüm zamanların en iyi haltercisi olan milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Cep Herkül'ü değerli arkadaşlar. Bulgar göçmeni, vatandaşımız oluyor. Ve ne yapıyor değerli arkadaşlarım Halter'de defalarca dünya rekoru kırıyor. Kimdir Cep Herkül'ümüz? Naim Süleymanoğlu değerli arkadaşlar. Hamza da asrın güreşçisi ünvanına sahiptir değerli arkadaşlarım. Kenan Sofuoğlu motosiklet yarışçısı Halil Mutlu da yine önemli bir hal tercihimizde. Yukarıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Doğrudur. Fakir Baykurt, Yılanların Öcü, Evet. Necip Fazıl, Fazıl Kısakürek, Çile, Kaldırımlar gibi şiirleri var, Evet. Şevket Süreyya Aydemir, İnce Mehmet demiş. Olmadı hocam. Yaşar Kemal'in eseri değil mi İnce Mehmet? Ve Şevket Süreyi Aydemir'de tek adam, ikinci adam değil mi arkadaşlar gibi eserleri var. Doğruları soruyorsa 1 ve 2 nedir? Doğrudur değerli arkadaşlar. İran'da yaşanan İslam devriminin lideri olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Avrupa'dan geliyor. Avrupa'da sürgündeydi. Ve geliyor değerli arkadaşlarım. Hatta bir dönem Türkiye'de de ikamet ediyor. Sonra geliyor İran. İslam devrimini gerçekleştiriyor. Kim? Ayetullah Hümeyni değerli arkadaşlar. 1980 askeri darbesini gerçekleştiren Genelkurmay Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam 1980 darbesini gerçekleştiren Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'dir. Sonra 82 Anayasasıyla Cumhurbaşkanlığını birlikte referanduma sunacak ve %91,5 evet alacak kendi cumhurbaşkanlığına ve kendi anayasasına değerli arkadaşlarım. 82 Anayasası'nı hazırlayan komisyonun başkanı da Profesör Orhan aldı kaçtı. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesiyle 75-78 yıllar arasında Türkiye'ye ambargo uygulayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Ne demişti adam var? Benim verdiğim silahları Kıbrıs'ta Rumlara karşı kullanamazsın diyerek bizlere ambargo uygulayan devlet kimdi değerli arkadaşlarım? Amerika ki 1960'larda Johnson mektubuyla da Kıbrıs problemine Yunanlıların lehine müdahale ediyorlar. Bizim silahlarımızı kullanamazsınız diyerek. Türkiye'de 61-80 yılları arasında yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanlığı yapmışlar? Değerli arkadaşlarım, bir kere 50'den 60'a kadar Celal Bayar. Sonra darbe oluyor. Adnan Menderes'ler idam ettiriliyorlar. 60'dan 66'ya kadar Cemal Gürsel. 66'dan 73'e kadar Cevdet Sunay. 73'ten 80'e kadar Fahri Korutürk'tür ve daha sonra Kenan Evren darbesi gerçekleşiyor. Diğer sorumuz geldi arkadaşlar. Milli kalkınma ve istikrarı sağlamak amacı ile birinci 5 yıllık plan aşağıdaki tarihlerin hangisine uygulanmış? Şimdi arkadaşlar bir şeyi net ayıralım. Mustafa Kemal Atatürk zamanındakiler kalkınma planı değil arkadaşlar. Onlar sanayi planıdır. Tamam mı? İlk kalkınma planını devlet planlama teşkilatı yaptı. 63'te başladı. 67'ye kadar. Tamam mı arkadaşlar bu kalkınma planıdır. Atatürk Öncelikler sanayi planıdır. Uyanık olunuz değerli arkadaşlarım. Sorularda maalesef kullanıyorlar. 1961'de Türkiye'de ilk koalisyon hükümetini kuran iki parti ÖSYM sorusu bu arada. Aşağıdakilerden hangisinde verilmiş arkadaşlar? Bunun çok büyük benzeri çıktı. Hocam Türkiye'de hep tek başına iktidar vardı. CHP tek başına iktidarını ne zaman kaybetti değerli arkadaşlarım? 1950'de. 50'den 60'a kadar da DP'dir. Demokrat Parti'dir. Darbe oluyor. Sonra Türkiye 61'den sonra koalisyonla tanışıyor. Kim arkadaşlar? Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi. Türkiye'nin ilk koalisyonunu ne zaman kuruyorlar? 61'de lütfen bu soruyu önemseyin. Tekrarları denemelerde bile defalarca önüze çıkacak. Adalet Partisi'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? ÖSYM sınav sorusu değerli arkadaşlarım. Adalet Partisi'nin Ragıp, Ragıp Gümüşbala kurdu. Daha sonra Süleyman Demireller burada etkin olacaklar ve son sorumuz 20. soru. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 sonrası gelişen kültürel gelişmelerden biri değildir arkadaşlar? Serta Perenel 2003'te Eurovizyon Şarkı Yarışmasını kazandı. Doğru. O anları çok iyi hatırlıyoruz. Türkiye'nin ilk renkli televizyon yayını 84'te başladı. Evet, büyük bir heyecan uyandırmıştı. Nuri Bilge Ceylan 3 Mayın 3 Maymun, 3 Maymun adlı filmiyle Kan Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü aldı. Evet. Orhan Pamuk 2006'da Nobel Edebiyat ödülünü aldı. Elbette. Ocak 2005'te itibaren Türk lirasının 6.0 atıldı. Bilgi olarak doğru. Ama biz kültürel gelişmelerden biri değildir arıyoruz. Bu kültürel değil bu. Ekonomik alandaki bir gelişmedir değerli arkadaşlarım. Umarım faydası oluyordur. Çağdaşlık dünya ile ilgili çalışmalarımız seri bir şekilde ivedilikle devam edecek. Sizler çalışmaya devam edin. Biz de sizler için çalışacağız. Allah'a emanet olun.